Senden biraz Caner'i dinlemek isterim. Çünkü Caner de... Hemen unuturum. Çünkü Caner de hem tanınan bir oyuncu olmak, evet, hem de bir taraftan bir medya insanı olarak çok ilginç bir, evet, kişilik. Aslında bir persona yaratmıyor. Hiç. Kendisi o persona. Çok acayip gördüm. Zaten, tek adam yani benim, zannediyordum. Çok farklı şekillerde çalıştık biz seninle birlikte. Evet. Ya yani evet, mesela 15 senedir. Sınav filminde yani dedim ki bu inanılmaz. Hakikaten öyle. İnanılmaz bir olan. Yani ve oradan belki herkesin kabul ettiği bir düz çizgisi olabilirdi. Yani neydi o düz çizgi? İşte bu filmde de oynadım, bu filmde de oynayacağım, şimdi bu dizide oynayacağım, buna gireceğim falan. Böyle bir düz çizgi. Evet. Ha şu geldi başıma, bu geldi bilmem ne falan. Öyle değil. Aslında entelektüel. Çok. Arayış içerisinde çok deniyor. Çok. Ve çok yetenekli. Bir yandan da. Yok mesela, olmak istedim şu anda. Yok yok dur daha ben, ya, de, evet, daha ben de gideceğim. Yani bunları duyacaksın. Evet. Ve benim programda beraber çalıştığımız zaman da mesela ben hep dönüp geriye baktığım zaman Caner'e yeteri kadar vakit ayıramamakla suçluyorum kendimi. Çünkü o sırada eğer tabii ki eğer o bir tiyatro işi olsaydı, bir piyes olsaydı ya da diyelim ki bir sinema filmi olsaydı o vakti elde edebilirdik. Abi ben ama, çok kötüydüm bir de ya. Hayır sen kötü değil. Sen bana çok güvendin. Sınavda dedi ki Caner gel skeçlerde öyle. Abi ben öyle biri değilim. Ben çok utangacım falan anlatmaya çalışıyorum. Okan hayır çok iyi olacak falan dedi. Geldim ve çok kötüydüm abi. Değildin. Çok kötüydüm sadece, yani. Sadece vakit ayıramadığımız bir şeydi. Çünkü televizyon programı genelde hep şöyle gerçekleşiyordu. Yani ben bunu çok kişiyle yaşadım. Mesela Nihal Yalçın'ın, evet, yarattığı kişilikler müthişti. Ama evet, biliyor musun ki Nihal program başladıktan sonra 4 bölüm, 4 hafta boyunca sahnenin, ya sahne diye bir şey yok tabii ya, bir perde de yok ama kameraların önüne geçmek için 4 hafta boyunca benden işaret beklemiştir ve 4 hafta boyunca sokmadım onu sahneye. Ben ve de bekledim 2 hafta. Falan. Sen de bekledin. Yani orada da... Sokunca pişman oldun ama zaten. Hayır ama orada bir şey vardır yani. Evet ilk bölümde olsa çok kötü geçer. İkinci bölümde ama 3-4 filan deyince orada bekleyen bir tip var. Şimdi çağıracak. Ve sonra öyle bir birikim oluyor ki hakikaten oluyor. Ben birçok kişiyle ilgili o dönemde dönüp kendimi sorguluyorum. Keşke yeteri kadar vakit ayırsaydım diye. Ama bu belli olmaz. Mesela bir kişilik yaratırsın, olmaz. Bir başka kişilik yaratılır, olur. Ama Caner onların A ya da B'nin arkasında olabilir de onu bilmiyoruz. Benim de kendimi hiç tanıyamadığım bir dönemde o. Yani oyuncu olmak istediğimi zannediyordum ama aslında istemediğimi çok sonra anladım falan. Hani oralarda beni aslında uyandıran da bir yer oldu. Ben bunu yapamayacağım dediğim yerlerden biri oldu. Oyunculuğu sen böyle Kenny Reeves falan gibi bir herifsin. Böyle tipler vardır dünya tiyatrosunda ve sinemasında. Yani sürekli... kendisiyle... Ama yapmıyorum ki. Kenny Reeves yapıyor. Adam John Wick yani. İşte sen Kenny Reeves'in farkında değil misin? Kenny Reeves'in kariyeri aslında ne kadar boş. Hep aynı rolü oynuyor gibi. Evet. Evet. Ve ne kadar boş. Ama biz aslında Kenny Reeves eğer bir personaysa o. Kenny Reeves personasını sürekli biliyorsun. İşte Twitter fotoğraflarında, Instagram fotoğraflarında ya da haberlerde metroda tanıyoruz. Evet. Metroda bir Kenny Reeves. O kadar mütevazı ki belki herifin evine yakın bir metro istasyonu var. Bilmiyoruz fakat... ya da yani, PR'cısı diyor haftada 2 kere bin çekeyim seni. Belki de. Bir de şeyi var. Bir evet, grubu var. Müzik grubu var. Orada bas çalıyor hatırladığım kadarıyla. Bilmiyorum doğru mu hatırlıyorum. Neydi? Ve orada da 50 kişinin geldiği falan. İlk başta çok uzun yıllar önce öyleydi. Matrix öncesi falan. 50 kişinin geldiği küçük bar konserleri falan veriyor. Ve hepimiz böyle şey oluyoruz. Hiç şeye benzemiyor. Ne öbür fırlatmanın adı? Hayır. Yani Leonardo'ya falan hiç benzemiyor. O kadar şey ki ay o kadar şey. Çünkü kötü oyuncu yani. Hani kim? Kenny Reeves iyi oyuncu mu? Kenny Reeves iyi oyuncu. Nasıl iyi Leonardo oyuncu kötü oyuncu. Aa. Vallahi mi ya? Yok canım. Niye bu kadar ciddi şey? Ciddi misin yani Kenny Reeves'i, Leonardo'yu Kenny Reeves'e sarı çiyan ayol. Kenafir gözlü. Yani ne gözlü? Kenafir gözlü. Kenafir gözlü. Bak biz çok iyi anlaşıyoruz. Hemen...
Mahalleden arkadaşlar olarak. Zevklerimiz farklı olabilir. Evet. Ya nasıl Leonardo? Kenarisi nasıl? Ya Leonardo Martin Scorsese filmlerinde falan bayağı şov yapıyor. Martin Scorsese'nin yaşlanmış ve daha az gözleri daha az gördüğü için onu beğeniyor olabilir ama yani. Olabilir. Ay, evet. Sarı çıyana yol. Sarı ben severim falan gerekirse. Ya bak abi şey... abi, ya Caner kadar merakını açıktan yaşayan başka bir adam yok abi. Bizim aklımızda merak var ama dur diyoruz. Onu bir olgunlaştırma. Merak gelir gelmez şöyle gerizekalıca bir şey yapalım diye kamuoyunu açıklayabiliyor ve bunun içinde bayağı bir para dökelim mi? Çünkü onu merak ediyor ve çok açıktan yaşıyor abi. Çok çok saf ve doğal bir iyi bir adam bir kere. Enteresan anlar yaşıyorum. Sanki benim hani bir jübile programım gibi. Ve ilkokul öğretmenin... Bir şey olabilir mi canım ya? Caner'e teşekkür ediyorum. Şey çağıralım mı? İlkokul öğretmenini. Oradan. Evet. İşini çekiyoruz artık. Gerçekten teşekkür ederim ama... Acaba kabarede yani burada gerçek bir adult show mu yapsak? Ya gerçekten adult bir şeyler yapalım ne olur ya. Ne olur. Ben çok adult bir şey yapmak istiyorum. Hayır, ben varım. Hayır şey gibi yani... Dayı ve dansçılar filan gibi. Kadın olur abi. Ha? Dayı ve dansçılar. Ya dünyada olmayan bir şeyiz ama adult saat yani müzik yasağı da bitince inşallah huzurlu pandemiden huzurlu bir döneme geçtiğimizde saat 24'te başlayacak ama çocuklar için diye başlayacak. Çok iyi. Zaten ona dair bir şey yapıyoruz. Kukla kabarede ölüm, porno vesaireyi de örneklediğimiz vesaire bir sürü... Çocuk dersi ya derdimiz ya biraz trash olduğu böyle şeyi genişletmek yani ne deniyordu ona? Ne de bilmiyorum. İngilizce bir şey mi bir arkadaş evet, bulayım? Yani sınırların için. İnsanların komedi sınırlarını biraz yukarı çekmek istiyoruz. Gerçekten istiyoruz. Çok alıngan. Biz de yani bir iş yaptık. Bir yönetmenle ilgili bir şaka yapmıştım. Beni aradı seni dava atacağım. Efendim lütfen çok severim ben. Gerginlik çok severim. Oraya gururla gelirim. Ama o bölümü kaldırmam yani bu bölümü kaldır diyor. Kaldırmayacağım dedim. Dava aç lütfen mahkemede görüşelim. Çünkü ben video kaldırmam YouTube'dan sen istedin diye.